Hepinize yeniden merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda ders kitabımızdaki 6. ünite değerlendirme sorularının son sayfasındaki problemleri çözeceğiz. Çocuklar, problemleri doğru çözebilmek için önce soruyu doğru ve dikkatli okumalıyız. Sonra hangi işlemi ya da işlemleri yapmamız gerektiğine karar vermeliyiz ve daha sonra da verdiğimiz bu kararı yine dikkatli bir şekilde uygulamalıyız. Hazırsak kitaplarımızı alıp 286. sayfayı açıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi çocuklar ben soruyu buradan okuyacağım ama isterseniz sizler de kitaplarınızdan takip edebilirsiniz. 26. soruyla başlıyoruz. İpek marketten 1 kilogram 300 gram peynir, 750 gram zeytin, 1 kilogram portakal, 250 gram kaşar peyniri aldı. İpeğin aldıklarının toplam kütlesi nedir? Önce ipeğin aldıklarını ben buraya yazdım. Bunları toplayacağız. Fakat kilogram ve gram cinsinden ürünler olduğu için önce kilogramları topluyorum. Burada peynirde 1 kilogram var. Bir de portakal 1 kilogram. Önce 1 ile 1'i topluyorum. 2 kilogram buldum. Daha sonra gramları yani 300, 750 ve 250'yi toplayacağız. Bunları 3'ünü toplarsak 750, 250 daha 1300 de burada. 1300 gram. 1300 gramı da kilogram ve grama dönüştürmem gerekiyor. 1300 gram, 1 kilogram. 300 gramdır. Ve bunların hepsini toplarsak 2 kilogram buradaydı. 1 kilogram da burada. 2, 1 daha 3. 3 kilogram 300 gram. Yani ipeğin aldıkları 3 kilogram 300 gram tuttu. Yani cevabımız B şıkkı. 27. soru. Bir ilaç kutusunun içinde her biri 5 mg olan haplardan 60 adet vardır. Buna göre ilaç kutusunda kaç mg ilaç vardır? Burada hemen 60 ile 5'i çarpmalıyız. 60 ile 5'i çarparsak 300 mg buluruz. 28. soru. Ağırlığı 360 ton olan uçağa 58 ton bagaj yükleniyor. Uçağın son durumda kütlesi ne kadar olmuştur? Uçağın ağırlığı 360 tonmuş, yüklenen bagaj 58 tonmuş. İkisini topluyoruz. 8, 6, 5 daha 11, 1 de 50, 3, 1 de 50, 4. 418 ton yani B şıkkı. Az önceki soruda yani 27. soruda 300 mg bulmuştuk. İşaretlemeyi unutmuşum. Onu da hemen işaretleyelim. 29. soruya geçmeden önce bir önceki soruda bir yazım yanlışı yapılmış çocuklar. Ben de çözdükten sonra fark ettim. Ağırlığı demişler. Yani ağırlığı 360 ton olan uçağa. Halbuki ağırlık değil, kütlesi olmalıydı o. Onu da buraya hemen yazalım aklımıza gelmişken. Şimdi 29. soru. Bir marketteki 65 kilogram bulgurun birinci gün 8 kilo 750 gramı, ikinci gün 5 kilo 250 gramı, üçüncü gün ise 12 kilogram 500 gramı satılıyor. Geriye kalan bulgurun kütlesi ne kadardır? Marketteki toplam bulgur 65 kilogrammış. Birinci gün satılan 8 kilo 750 gram, ikinci gün satılan bulgur 5 kilo 250 gram, üçüncü gün satılan bulgur 12,5 kilogram. Geriye kalan bulguru soruyorlar. Önce kilogramları, buradaki kilogramları topluyoruz. Kütle ölçme bilimlerinde verilen ürünlerden ya da verilen ölçme değerlerinden önce kilogramlar toplanır, sonra gramlar. Yani kilogramlar ayrı toplanır, gramlar ayrı toplanır. Kilogramları topladığımızda 8, 5, 12 burası 25 kilogram olur. Gramları topladığımızda 750 bin, 1500 gram olur. Buradaki 1500 gramı da kilogram ve grama dönüştürelim. 1 kilogram 500 gram olur. Yani 3 günün sonunda markette satılan toplam bulgurun kütlesi 25 kilo burada, 1 kilo da burada, 26, 500 gram da burada. 26 kilo 500 gram. Peki marketteki toplam bulgur kaç kilogramdı? 65 kilogram. Bunu da grama dönüştürürsek yani 1000 ile çarpacağız. Sonuna 3'ten 0 koyacağız. 65 bin gramdır. 65 binden
65 bin gramdan 26.500 grama çıkardığımızda sonuç 0, 0, 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. 14'ten 6 çıktı, 8 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. 38.500 gramdır. Bakalım şıklarımıza. Yani bunu da kilogram ve grama dönüştürürsek 38 kilo 500 gramdır. O da A şıkkında var. Geldik 30. soruya. Bir kamyon bir inşaata günde 5 sefer kum taşır. Kamyonun kasası bir seferde 2 ton 550 kilogram kum almaktadır. Bu kamyon inşaatı bir haftada ne kadar kum taşır? Şimdi bir günde taşıdığı kum 2 ton 550 kilogrammış. Bunu kilograma dönüştürürsek 2550 olur. Günde 5 sefer yaptığı için 2550 ile 5'i çarparız. Cevabımız 12.750 kilogram olur. Peki bir haftada taşıdığı kum miktarı nedir? Bir haftada 7 gün olduğu için bir günde taşıdığı kum miktarını 7 ile çarparız. Sonuç 89.250 kilogram çıkar. Bunu da tona dönüştürdüğümüzde, şıklara baktım hemen şıklarda, bu şekilde mi vermişler yoksa tona mı dönüştürüp vermişler diye. 89 ton 250 kilogram olur. O da A şıkkında var. Yani 30. sorunun cevabı A şıkkı. Evet çocuklar, 31. soruya geldik. Dedemler kış boyunca torbası 25 kilogram olan kömürlerden 82 torba yaktı. Yakılan kömürün kütlesi kaç kilogramdır? Burada iki tane verilen sayıyı çarpıyoruz. 25 ile 82 çarptığımızda 2050 kilogramı buluruz. Yani cevabımız B şıkkı olacak. 32. soru çocuklar. Hayvansever Gözde Hanım'ın 12 tane kedisi vardır. Her sabah 3 tane yarım litrelik sütü kedilerine eşit olarak paylaştırıyor. Her kedi kaç mililitre süt içer? Yarım litre 500 mililitreydi. Her sabah 3 tane yarım litre sütü kediye verdiğine göre, yani her sabah 3 ile 500'ü çarpıyoruz. Kedilerine 1500 mililitre sütü paylaştırıyor. Her kedinin kaç mililitre süt içtiğini bulmak için de 1500'ü 12'ye bölüyoruz. 1'in içinde 12 yok. 15'in içinde 12. 1 kere var. 1 kere 12. 15. Şöyle biraz yukarı çıkarayım. 1 kere 12. 12. Pardon. 5'ten 2 çıktı. 3. 1'den 1 çıktı. 0. 3'ün içinde 12 olmadığı için 0 aşağı indirdim. 30'un içinde 12. 2 kere var. 2 kere 12. 24. 6 kaldı. 6'ın içinde 12 yok. Yine 0 aşağı indiriyorum. Burası 60 oldu. 60'ın içinde 12, 5 kere var. 5 kere 12, 60. Yani her kedi 125 mililitre süt içer. Bakalım şıklarda var mı? Evet, C şıkkı doğru cevabımız. Son soruya geldik sevgili çocuklar. 33. Ezgi 180 mililitre olan diş macununu günde 3 defa dişlerini fırçalayarak 30 günde bitiriyor. Ezgi her fırçalamada ortalama kaç mililitre diş macunu kullanmıştır? Şimdi Ezgi günde 3 defa dişlerini fırçalıyorsa demek ki 30 günde dişlerini toplam 90 kere fırçalamış olur. 30'da 3'ü çarparsak 90 kere fırçalamış olur. Peki bu diş macunu kaç mililitreydi? 180 mililitreydi. 180'i de 90'a bölersek çocuklar, sıfırları görmeyelim kolay olsun diye, 18'i 9'a bölersek 2 kalır. Yani 2 mililitre olarak cevabı buluruz. Var mı şıklarda 2? Evet. B şıkkı 2. Videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Problemlerde anlamadığınız bir şey, bir soru ya da bir çözüm varsa, kafanıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda tekrar görüşebiliriz. Kendinize çok ama çok iyi bakın.
Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiler.